Kurulu'nda Galatasaray Söyleşisi'ne Beykoz Üniversitesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bravo! Şampiyonlar Ligi Kupası Türkiye'ye gelecekse bunun bir tane adresi var. Bir tane adresi var. Çünkü Galatasaray hep enlerin, ilklerin takımı olmuştu. Öyle değil mi? Onun için inşallah bu manadaki çabalarımız zaten hedef koyduğumuz hedeflerin. Yani Şampiyonlar Ligi Kupası dışında UEFA Kupası'nı getirdik. Süper Kupayı da getirdik. Hedefimiz şimdi Şampiyonlar Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı getirmek. Bütün bu yaptığımız faaliyetlere, altyapıydı, finansal yapının düzeltilmesi, sürdürülebilir, sportif başarı, bütün bunların hedefinde zaten o en üst seviyeye getirmek. Tekrar ediyorum. Şampiyonlar Ligi Kupası eğer bir gün Türkiye'ye gelecekse geleceği bir tane adres var. Ali Sami Yenil Başkanı. Evet, Galatasaray'ın büyüklüğü bu çerçevede burada da herkes tarafından kabul edilmiş, herkes tarafından kanıksanmıştır. Ama biz de bütçemize göre bugünkü mevcut durumumuza göre bu seviyede büyük bir transferi yapma durumunda değiliz. Ama inşallah biz yapacağımız projelerle Galatasaray'ı daha üst seviyede taşımak için vereceğimiz emekle o günlere de kısa bir sürede ulaşırız diyorum. Çünkü biz özellikle demin anla yaptığımız projelerle Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılını planlıyoruz. Yani çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız Galatasaray'ı planlıyoruz. İnşallah bizden sonra gelen yönetimler de bu projelere destek verir. Bu projeler gibi projeler üretmek suretiyle önümüzdeki dönemde futbol dünyasında bir üst seviyede Ronaldo gibi transferlerin yapılmasını mümkün kılacak bir seviyede kulübü getiririz. Icardi dünya yıldızı bir futbolcu ve performansının üst seviyesine geldi son maçta Galatasaray'ın. Bizim için çok önemli, çok değerli bir futbolcu. Dolayısıyla ikinin bundan sonraki bölümde de damgasını vuracak. Sakatlığı vardı. Çok iyi çalışmalara başladı şimdi. Çok kısa süre sonra takımdaki yerini alacak. Bonservisi konusunda? Tabii Icardi bir yıldız futbolcu. Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisiyle ilgili yaptığı çalışmalar var ama Galatasaray'ın aynı zamanda biz bütçesini de düşünmek zorundayız. Finansal yapısında muazzam bir iyileştirme yolunda büyük adımlar atıyoruz. Bunları yaparken o konuyu da dikkate alarak sezon sonuna daha çok var. Bugünden bir şey ifade etmek bence son derece yanlış olur. Sezon sonu bunlar gündemimize gelir. O günkü duruma bakılır. Teknik ekibin bize vereceği raporlar çok önemli. Bahsettiğim o günkü finansal yapımız önemli. Bunların çerçevesinde karar veririz. Cristiano Ronaldo bugüne kadar gelmiş geçmiş birkaç tane en önemli futbolcudan birisi. Gerçekten bir dünya yıldızı, süper bir futbolcu. Tamam. Şimdi burada buna cevap verirken de çok dikkatli olmamız lazım. Bir defa işin gerçeği hangi kulüp başkanı, hangi kulüp yönetimi veya da hangi kulüp antrenörü Ronaldo gibi bir futbolcu kadrosunda görmek istemez. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Fakat demin ifade etmeye çalıştım. Kulüplerin, özellikle Türkiye'deki yerleşik kulüplerin finansal yapıları itibariyle baktığımız zaman Cristiano Ronaldo gibi futbolcuların maliyetlerinin öyle bir seviyesi var ki bunları mevcut kulüpler, Türkiye'de mevcut kulüplerin karşılaması mümkün değil. Dolayısıyla bu soruya verilecek cevap da
şöyle bir cevap da yanlış bir cevap. Ben Cristiano Ronaldo'yu istemiyorum demek de son derece yanlış. Neden yanlış? Cristiano Ronaldo bir dünya yıldızı. Herkes bunu ister. Bunu istemiyorum gibi böyle net bir cevap vermek de bu sefer Cristiano Ronaldo'yu yaralar. Bunun çerçevesini yaralar. Çünkü Ronaldo istemeyecek bir futbolcu değil. O itibarla Galatasaray Spor Kulübü olarak. Evet. Şurasını çok önemsiyorum. Cristiano Ronaldo'yu gerek basın, gerek spor alemi Galatasaray'la eşleştirdim. Yani şimdi demek ki böyle büyük bir yıldızın gideceği tek kulüp Türkiye'de Galatasaray.